Şimdi çok ayrıcalıklı. Hemen bomba, sprint veya tevzi seviye katıl üyesi ol, ayrıcalıkları kaçırma. Bomba seviye. Üyeliğiniz süresi boyunca tüm üyelere özel yayınları izleme fırsatı. Üstelik artık reklamsız. Ayrıca her gün Eşref Saati'nin tüm tahminlerine ulaşma imkanı. Sprint ve tevzi seviye. Bomba seviye ayrıcalıklarına sahip olmakla beraber yayına katılan konukların yayında aktardıkları şablonlara yazılı olarak ulaşma imkanı. Yayınları izlemeye vaktiniz yok mu? İşte sprint veya tevzi seviye tam da size göre. Hemen kanalımızın ana sayfasında bulunan katıl butonuna tıklayın ve bomba, sprint veya tevzi seviye üye olarak vakit kaybetmeden ayrıcalıklardan faydalanmaya başlayın. Bariyer Dibinden mutlu akşamlar sevgili dostlar. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. 22 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan Şanlıurfa koşularını değerlendirmek üzere sizlerle beraberiz. Şanlıurfa'da heyecan dolu 9 koşu içeren 2 altılı ganyan dahilinde bir program olacak dostlar. Sevgili Eşref Saati birazdan bizimle birlikte olacak ve çok değerli yorumlarını aktaracak Şanlıurfa özelinde. Tabii heyecan Şanlıurfa'dan önce Bursa'da başlayacak ve Bursa'da yine keyifli bir program bizi bekliyor. Bursa yayınımızı biraz önce gerçekleştirdik. Değerli menajer ve yarış yorumcusu Onur Bojnak bizimle beraberdi. Onur abi değerli yorumlarını bomba, sprint ve tevzi seviye üyelere özel olarak gerçekleştirdi. Bu noktada zaman zaman dile getiriyoruz. Zaten yayınımızın açılışında katıl videosunda da gördünüz dostlar. Ayrıcalıklara sahip olmak adına altta bantta da görüyorsunuz. En az bomba, sprint veya bir tevzi seviye üyeliğiniz olması gerekiyor. Bu noktada katıl butonu üzerinden ayrıcalıklardan yani üye olarak ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz diyelim. Şöyle yayının başında bir beğeni rica edelim dostlar. Beğeni yaparak yayınımızı ön plana çıkartıp daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Öte yandan hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmak ücretsiz. 30 bin abone olmamıza sayılı birkaç kişi kaldı dostlar. O kişilerden biri siz de olmak istiyorsanız hemen bir beğeniyle beraber abone olursanız, destek verirseniz mutlu oluruz diyelim. Ve şimdi Eşref Saati değerli yorumlarını aktaracak. Bizler tabii ki onu pür dikkat dinleyeceğiz. Bir yandan da notlarımızı alacağız. Eşref'e bir hoş geldin diyelim. Hemen ardından yavaş yavaş koşu detaylarına odaklanacağız. Usta yorumcu Eşref Hocam hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol usta moderatör. İyiyim. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Enerjimiz yükseldi yani. Teşekkürler. 9 koşulu bir Şanlıurfa programı. Sen çok değerli yorumlarını aktaracaksın. Tabii koşu koşu detaylara gideceğiz ama ondan ziyade hani sana böyle klasiktir bir soralım Eşref. Nasıl bir Şanlıurfa programı bizi bekliyor? Müthiş. Müthiş yine müthiş yani. İkametinden bir şey söylemeyeceğiz. Geçen yanıldık, kusura bakmasın dostlarımız. Para vermez dedik ama iyi bir para verdi. Biz de şaşırdık. Neden? Beklediğimiz yerde Ferit Yardımcı uyudu. Beklenmedik yerlerde kazandı. Şimdi yarın da iki isim var. Jockey olarak dikkatimi çeken. Özellikle İsmail Yavuz ve Burak Bektaş. Bence buranın kaderini belirleyecek. Daha sonrasında bir iki tane daha böyle ters isimler var. Sami Kaplan'ın bindiği. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Merakla bekleyeceğim. Peki Eşref, bu noktada tabii hatırlatalım. Her gün yurt içi tüm programlara değerlendirmelerini kanalımızın topluluk alanında bomba, sprint ve tevzi seviye üyelere özel olarak paylaşıyorsun. Bunun da altını çizelim. Ama bu yayın herkese açık şekilde dostlarımızla birlikte. Şimdi birkaç mesaja gideceğim. Hemen ardından 9 koşu. Tabii yolumuz uzun. Koşu koşu detaylara odaklanacağız. Şanlıurfa özelinde bir yandan da dostlarımızın toplanmasını bekliyoruz. Egemen Yılmaz kanalımıza katıl butonu üzerinden bomba seviye üyelik gerçekleştirmiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Hoş geldiniz diyelim. Ondan ziyade şöyle mesajlara baktığımızda Güven Şener'den, Güven abiden selamünaleyküm. İyi yayınlar, bol şanslar. Üstad mesajı var. Aleykümselam, hoş geldiniz. Devam edelim. İbrahim Çelik der ki başarılar dilerim. Kaç gündür mesaj atamıyordum. Bugün gidiyor mesajlar demiş ve inanın at aldım. Kaç senedir oynuyorum. İlk kez bir aydır üyeyim size. İnanın zevkle oynuyorum. Teşekkürler demiş. Biz de sizlere teşekkür edelim. Hoş geldiniz diyelim ve tabii atlarınızla ilgili de ayakları düz bassın. Başarı dileklerimizi iletelim. Erol Kaya'dan gelen mesaj. Erol Bey selamünaleyküm beyler. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim mesajıyla aramızda. Ondan ziyade önce bir beğeni yapalım dostlar. Emeğe saygı, beğeni lütfen demiş. Teşekkürler diyelim. Ve iyi yayınlar dilerim. Cemil kardeşim diyor Doğan Bey ve aynı zamanda Kara Kartallı Eşref kardeşim. Tabii Adana Demirspor'da deplasmanda 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti Beşiktaş. Başarılar dilerim.
Yani şampiyonluk şansı matematiksel olarak kalmasa da ikinciliği zorlayacak bir Beşiktaş gibi görünüyor. Çünkü Fenerbahçe'nin bir Antalya Spor maçı var. Ondan ziyade bir de Galatasaray mücadelesi olacak. Ama karşılığında Beşiktaş geride kalan maçlarında kazanırsa ikinciliği bitirme ihtimali var ligi. Biraz şey gibi oldu değil mi Esref? Hani Şenol Güneş'le beraber ivme kazanan ve son haftalarda gayet hani derbileri de kazanan, böyle net galibiyetler alan bir Beşiktaş değil mi? Güven veren bir Beşiktaş. Yani takımlar biraz bırakmış gibi diyelim ya. Çok da iyi değil, görmüyorum ben. Hangi takım bırakmış? Beşiktaş mı, Galatasaray mı bıraktı? Fenerbahçe mi bıraktı? Adana Demirspor mu bıraktı? Yani hani karşılaştığımız takımlar. Tamam olsun ya. En azından bunlar için de böyle yani demen doğru değil bence. Galatasaray'ı 3-1 yendi geriden gelip. Fenerbahçe'yi 4-2 yendi. 10 kişiyle. Galatasaray'ın maçını orta sahayı o kadar boş bırakırsan Allaç koluna çevirirler böyle adamı. Bence orada bir hamle hatası vardı. İnan Icardi'ye atılan her top gol olurdu ya. Bu peki. Kadar saçma bir taktikte çıkılmış bir maç ben görmedim. Bence Galatasaray çok daha rahat yenerdi orada. Bak ben sana söyleyeyim. Tamamıyla kabullenmiş. Ben de şimdi seninle hemfikirim. Galatasaray'ın orada hele ki yaptığı bir hata vardı Oliveira'nın ama yani sonuç olarak bir şekilde galibiyeti elde etti Beşiktaş. Hakkını yememek lazım. Ya aldı eyvallah. Ama bu yani bu futbol beni tatmin etmiyor. Onu demek istiyorum. Yani. Peki. Seneye artık göreceğiz bakalım nasıl bir kadro olacak Beşiktaş'ta. Bitmiş selam abi. Hoş geldiniz. Selam hoş geldiniz Cemil ve Eşref. Eşref geliyormuş maşallah. Usta bombacım geldi kesin. Yarın dikkatli bir oyun verirse içeri kesin atarız. Bence Eşref'in sayesinde diyorum demiş. Yarın oyunu beklerim demiş Abdullah Döngel. Aleyküm selam hoş geldiniz diyelim. Eşref dostlarımızı toplanmaya başladılar. Bu arada Erol Kaya da Cemil Bey yaşayın şampiyonluğunuzu takılma Fenerbahçe ve Beşiktaş'a diyor. Takılma değil ama hani hakkını vermek lazım şimdi. Gerçekten Beşiktaş o derbi maçlarını işte Adana Demirspor vesaire hatta 6 maç üstü kazandı diye hatırlıyorum Beşiktaş son bu galibiyetle beraber ama hakkını vermek lazım. Fenerbahçe'de de şanssızlıklar oldu. Zaman zaman Galatasaray hani yani sonuç olarak resmileşmedi şampiyonluk hani en güçlü aday haliyle ama zaman zaman ikramlarda bulundu ama Fenerbahçe o ikramı geri çevirmiş oldu. Artık bakalım şampiyon Galatasaray olacak gibi ama onunla beraber seneye de bambaşka kadrolar olacak gibi görünüyor. Transfer dönemi de yoğun şekilde geçecek gibi görünüyor takımlar özelinde. Evet Eşref Hocam o zaman yavaş yavaş biz değerli yorumlarına odaklanalım. Hemen şöyle ben günün ilk koşusunda start alacak isimleri bir ekrana getirmek istiyorum. Ardından senin çok değerli yorumlarınla birlikte sözü sana bırakacağım. Şanlıurfa'da günün ilk koşusu toplam 10 isim koşuya deklere. Şartlı 4 mücadelede 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kum pistte sahne alacaklar. Az da olsa kilo farkları dikkat çekiyor. Özellikle Ferit Yardımcı ile start alacak 1 numaralı Victory Drop. 61 siklette en ağır isim olarak görünüyor. Neler söylersin koşu özelinde? Burayı banko olarak yazacağız. Bayılırım. Altın ilk ayını banko yazmaya bayılırım, bayılırım, bayılırım. Çok yüksek bir tempo beklemediğim bir yarış. Şimdi iyi isimlerin çok kilo aldığını görüyoruz burada. Normalde 1-2 biraz farklı gibi gözüküyor burada. Handikap puanına da baktığınız zaman. Fakat bu kilo tabii ki dezavantaj olacaktır bunlara. Yarışın da ağır tempoda gidecek olmasından dolayı ben bu senaryo doğrultusunda eleyip tamamen artık formunu yükseltip o star sorununu da çözüp sipsivri hale gelen 6 numaralı Latruların kazanmasını bekliyorum. Banko olarak yazacağım. Son yarışlarında artık geliyorum. Sinyali vermeye başladı zaten. Start problemi de iyice çözüldü. O son GAP koşusundan sonra zaten 2 yarıştır maşallah var. Artık kazansın diyoruz Latruları. Banko olarak diyebilir miyiz? Ben Rastlulur geliyorum. Evet. Bunu banko yazacağız. O zaman ikili önerim var mı? Var var. 9 numaralı Siverekli Can'ı önereceğim 2 noktasında. O da beklediğim bir isim. Son yarışına da galibiyet beklediğim bir isimdi. Yani şimdi son yarışında biz Bolat'ı önerdik. Galip gelmesi açısından. İş bitiren de oyunumuz da vardı zaten. İş bitirenin kazandığı bir gündü. Neden Boat kötü koştu? Verdiğin at gibi cümleleri hemen ben size izah edeyim. At hem startta kaldı hem de start sonrasında da bayağı epey geride kaldı ama gelip 5.liği kurtarmasını bildi. Güçlü Bat kısa mesafeleri iyi yapıyor diye bugün ben onu ikincilikte bıraktım. Yine güçlü gelip ikinciliği kurtaracaktır uygun sikletiyle.
Last Rule'un da bir aksilik olmasa kazanması lazım. Bu kadar avantajlı bir form, hem form hem siklet varken banko yazacağım. Peki, ağzına sağlık dostlar. Eşref Saati ilk koşuda 6 numaralı Last Ruler'ı banko olarak önerdi ve 9 numaralı Siverekli Can'ı da ikili noktasında not aldırdı bize. 6 çizgi 9 ikili olarak da notumuzu aldık. İlk ayak tek olur mu Eşref? Bombacım demişti Abdullah Döngel ki sen Last Ruler'ı banko olarak önerdin bize. Osman Sorhun, canım kardeşim hayırlı yayınlar. Eşref'im, adamım, adamın dibi yazdığın ganyan olsun mesajını paylaşıyor. Selçuk Yavuz, selam Cemil abi, Eşref abi, içimden bir ses bu Urfa'yı bulacağız diyor bağırarak, bol şanslar biraz demiş. Biraz büyük oldu ama artık yani Urfa böyle bulunur abi bence. Yapacak bir şey yok. Çalıştık bu kadar oldu yani. Bir tane daha tek vereceğim. İkinci haftada yani başlangıç ayında alternatif. İkinci tek onu atıp ekonomik kupon yapabilirsiniz. Her bütçeye göre de geniş kurguda olacak. Peki. Selçuk Yavuz'a da teşekkürler diyelim ve şimdi gidelim biz günün ikinci koşusuna. İkinci koşu yani şöyle baktığımızda da kalabalık bir maiden mücadele olarak karşımıza çıkıyor. Açıkçası kağıt üzerinde zorlu geçecek bir koşu gibi görünüyor. Maiden mücadele dedik. 3 yaşlı Arapları 1200 metre kum pistte izleyeceğiz. Burada ilk defa start alacak isimler de var. Genel anlamda hani daha önce aldığı startlar dahilinde performans anlamda burada öne çıkan isimler de var genel puanlamada. Sözü Eşref yine sana bırakalım. Burada neler aktarmak istersin? 9 numaralı pilot 2 yarısında 4.lük de ayrıldı ama son yarısında İshak Yavuz da starttan geç çıktı. Yine 4.lüğü taraklamada kurtardı. Çok yakın aralarda ikinci de olabilirdi ama birinci kazanan zaten kazandı. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Kazanan isim de Çelik Mert'ti. Farklı bir kumaşı var altın. O gün uzak kazanması gayet normaldi. Orada burada bayağı bahsetti o alttan. Yani nitekim arka tarafta bu şekilde mücadele içine girebiliyorsa sonlarda güçlü gelip bir önceki yarışında İsa Katar'la öyle bir geç çıkma gibi bir problem olmamıştı. Tekrardan kendisini kantarmasını iyi bilen İsa Katar eşliğinde ve 100 metre daha uzayıp 1200 metreye çıkmasıyla birlikte ben avlayabilir rakiplerini bir adım önde. Rakip olarak hem siklet avantajı olan hem de iki yarışındaki performansı fena olmayan 7 numaralı Mihrali Oğlu'nu yazılmasını tavsiye edeceğim. O da yine bu taraklama içerisinde ikincilikteydi. Daha sonrasında ne yazdık? 11 numaralı Yarova, bir Kaysberg temsilcisi. Karakeçilerin ağırından öyle boşat çıkmaz. Tercihli start en dıştan çıkacağı için belki o bir dezavantaj ama kumaş bakımından yazılması gerek. İlk yarışını Diyarbakır'da koşmuş olması. Ha, mesela yine Diyarbakır veya Elazığ olsaydı bu atayın önünde verirdim. Kaysbertler canı istediğinde Urfa'da koşuyorlar. Urfa biraz daha hafife kaçıyor bunlara. Biraz da ağır da böyle güce dayalı olunca oralarda daha etkin koşuyorlar. Onlar biraz daha ağır Urfa'ya göre. Yine de yazılmasını tavsiye edeceğim 11 numaralı Yarova'yı. Son isim olarak da 1 numaralı Al-Nasip. İlk yarışı ikinciliği Diyarbakır'da, daha sonra Çin Pist Adana'ya gitti ve son yarışında da Didir Cuma, Döviz ve Çeçen gibi bence bir tık üste seviye rakipleriyle mücadele ettiği koşusunu hiç ölçü almayın. Bu grupta çok koşar. Ben Al-Nasip'in de kuponlarda olmasını diliyorum. 4 isimle geçiyorum diye. Peki, ağzına sağlık. Bir kare as geldi senden burada. Evvela 9 numara pilot, yanına 7 numara Mihrali Oğlum, 11 numara Yarova ve yukarıdan 1 numara Al-Nasip 9-7-11-1 yazdık ve böylelikle ikinci koşu değerlendirmelerini de tamamlıyoruz dostlar. Cemil iyi geceler. Eşref Urfa bizde yarın, geç kaldık, ilk koşuyu kaçırdık demiş Şevketcan. Hoş geldiniz diyelim. İlk koşuda Eşref Saati 6 numaralı Last Ruler'ı bize banko olarak önerdi. İkili noktasında da 9 numaralı Siverekli Can'a dikkat çekti. 6 banko, 6-9 ikili önerimdir dedi Eşref Saati. İkinci koşuda da zaten az önce dile getirdik. 9-7-11-1 şeklinde bir 4 isim aktardı. Ve biz hemen bu detayların ardından şimdi gidelim günün 3. koşusuna dostlar. Şanlıurfa'da 3. koşu 1. altılı Ganya'nın 3. ayağı, aynı zamanda 7'li plesenin de başlangıç ayağı olduğunu dile getirelim. Az atlı bir mücadele. Şartlı 3 koşuda 2 yaşlı İngiliz tayları 1100 metre kum pistte sahne alacaklar. Eşref, burada 5 isim arasında Jack Snipe 2 numara ve 5 numara Nazlı Fatma.
Ecurie start alacaklar. 2 ve 5 Ecurie. 1, 2 ve 3 numaralı Taylar son startlarını kazanarak geliyorlar. Hatta 3 numaralı My Future tek startla kazanarak geliyor buraya. 4 ve 5 bir başka deyişle Maiden isimler. Bu kez hangisi veya hangileri birinciliğe daha yakın? Çok enteresan bir ata değineceğim. O da 4 numaralı Büyük Baron olacak sevgili dostlar. Aslında bu isme çok gitmeyi düşündüm de ilk yarışındaki yaramazlıklarından dolayı gidemedim. Bir de Sami Kaplan'ın ilk yarışındaki idaresizliği de hani geç çıktı, atı yarışa tutunduramadı. Son yarışında da yine bu sefer ilave yapıldı kulaklık, gözlük kulaklıkla takıldı. Bir şeylerden tabii ki ürktüğü deyip yaramazlık yaptığı gözler önündeydi ama görsel anlamda İri ve hazır bir at bence. Çok da pişkin. Diğer rakiplerine oranla ben daha ciddi tutulduğunu düşünüyorum. Yarın için kazanmasını beklediğim alternatif banko adayım. Büyük Baron. Rakip yazacaksak yine My Future kazandığı koşu Yusuf Cengiz idaresinde. Bu sefer Mehmet Doğan biniyor ama kazandığı koşuda içeriden gelip güçlü akın yapması kayda çok çok değerli. Yüken Turist gibi bence o gün için daha hazır bir ismi geçti. Çok beğendim o yarışını. Yine 2 numaralı Jack Spence. O da aynı yarışta boş koşudaydı galiba ya da birinci koşuda mıydı? Altını yıkayan değil. Yine bizim banko olarak önerdiğimiz yine Yüken Turist'i geçen bir isim. Ve daha Karaluk Sor gibi yine iyi isimler vardı. Orada da gayet başarılı bir yarış gösteren Jack Spence'i de kuponlarda bulundurması öneriyorum. Bu 3 isim yetiyor. Ekürleri dışarı attık. En geniş profesyonel oyunlarda biri yazsın hadi öyle diyelim. Peki o zaman bu şekilde notumuzu almış olduk. Evvela sen bize burada 4 numara Büyük Baron ismini aktardın. Alternatif bir banko önerisi olarak geldi. Hemen yanına 3 numara My Future dedikten sonra 5 numara Nazlı Fatma ile Ecurie start alacak olan 2 numaralı Jack Snip. 3. sıradan şans verdiğin isim oldu. 4 çizgi 3-2 yazdık. Ve 1 numaralı Noir Prenses'i de dışarıda bırakmayalım dedin ve en geniş oyunlara 1 numara Noir Prenses'i de ilave ettik. 4 çizgi, 3 2 çizgi ve 1 olarak notlarımızı aldık dostlar. Evet, Ben olsam böylelikle ilk nasıl? 4-3 ikili denerim. Az geçecek isimlerde 4-3 yazmasını tavsiye ederim. O zaman 4 3'ten sonra bir çizgi daha çekelim. Böyle adım 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 yazmış olalım. O da hani o da şimdi bu at nereden gelecek gibi gibi. Hatırlıyor musun Can Ömer'in diye bir at vardı Bursa'dan. Hatırlamaz mıyım? Herkes 1-2-4-5 yazıyor. Biz 3'ü banko verdik. Ve çok kolay kazanmıştı. 15-18 lira gayna. Bu da böyle bir şey. Şimdi burada herkes 1-2-3 yazacak. Bir atı dışarıda bırakacak. Abi niye bırak? Bir yarışını izleyin atın bir görün bakın. Bir kere erkek. Hepsinden 3 ay büyük. Erkek at. Daha pişkin at. Sorunları var. Yani çıktı ilk yarışında acemilik yaptı gözlük ilavesiyle. İkinci yarışında bu sefer kulaklık taktılar. Yine yaramazlık ama görsel bir görseniz hani at istekli de hani belli yaramazlık yapıyor, sinir yapıyor, komuta uymuyor. Hani idmanda bir tık daha iyi görünce ya böyle atı yakalayacaksın işte banko. Bizim için bu kıymetli. O yüzden Büyük Baron ben her türlü bununla çifte, ikili, eşli, çifte telli ne isterse oynarım yani bu atla. Peki, ağzına sağlık diyelim o zaman. Üçüncü koşu değerlendirmelerini de bu şekilde tamamlıyoruz. 4 çizgi, 3 çizgi, 2 ardından da yine çizgiden sonra 1 dedik. 4 arkası 3 ikili önerisi de geldi Eşref saatinden. Bu şekilde notlarımızı aldık dostlar. Şimdi gideceğiz günün dördüncü koşusuna. Birinci Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı, ikinci Altılı Ganyan'a da startı verdiğimiz ayak olacak dostlar. Şöyle baktığımızda toplam 12 isim burada koşuya kayıtlı. Tabii burada da yine kilo farkları dikkat çekiyor. Özellikle 1 ve 2 numaralı safkanlar rakiplerine nazaran oldukça ağır siklete sahip olarak görünüyorlar. Hemen detaylara geçiş yapacağız dostlar. Ama minik bir hatırlatma yapalım. Tabii heyecan Şanlıurfa'dan önce Bursa'da yaşanacak ve Bursa yayınımızı biraz önce gerçekleştirdik. Bomba, Sprint ve Tevzi seviye üyelere özel olarak gerçekleştirilen bir yayındı. Onur Bojnak çok değerli yorumlarını aktardı. Menajer ve yarış yorumcusu Onur Bojnak'ın değerlendirmeleri Bursa yayınımızdaydı. Şunu belirtelim. Hani zaman zaman dile getiriyoruz. Bomba, Sprint ve Tevzi seviye üye olarak ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.
Birazdan bir video paylaşacağım. Orada zaten detayları göreceksiniz dostlar. Ama onunla beraber hani şunu özellikle belirtelim. Üyeliklerin süresi YouTube üzerinde aylık olarak gerçekleşiyor. Yani ben işte bir üyeler özel yayını izlemek için üye mi olmam gerekiyor diye sorarsanız. Hayır, sadece bir yayın değil. Üyeliğiniz süresi boyunca yapılan tüm üyelere özel yayınları izleme fırsatınız oluyor. Sadece üyelere özel yayınlar değil, yine Eşref Saati'nin de değerli yorumlarına her gün kanalımızın topluluk alanından ulaşabiliyorsunuz. Ancak hani diyorsanız ki ben yayınları izlemeye de çok fazla vakit bulamıyorum. Bununla ilgili de topluluk alanında yayına katılan konukların da şablonlarını görmek istiyorum. O zaman sprint veya tevzi seviye üyelik tam da size göre diyelim dostlar. Tam da bu şekilde bir videomuz var. Onu bir paylaşalım, üzerine tekrar dördüncü koşuyla yolumuza devam edeceğiz. Bariyer dibi katıl üyeliği şimdi çok ayrıcalıklı. Hemen bomba, sprint veya tevzi seviye katıl üyesi ol, ayrıcalıkları kaçırma. Bomba seviye. Üyeliğiniz süresi boyunca tüm üyelere özel yayınları izleme fırsatı. Üstelik artık reklamsız. Ayrıca her gün Eşref Saati'nin tüm tahminlerine ulaşma imkanı. Sprint ve tevzi seviye. Bomba seviye ayrıcalıklarına sahip olmakla beraber yayına katılan konukların yayında aktardıkları şablonlara yazılı olarak ulaşma imkanı. Yayınları izlemeye vaktiniz yok mu? İşte sprint veya tevzi seviye tam da size göre. Hemen kanalımızın ana sayfasında bulunan katıl butonuna tıklayın ve bomba, sprint veya tevzi seviye üye olarak vakit kaybetmeden ayrıcalıklardan faydalanmaya başlayın. Evet dostlar, tekrar beraberiz. Dördüncü koşu değerlendirmelerine geçiş yapalım. Eşref Saati'nin koşu özelinde yorumlarını alacağız. Handikap 16 mücadele, 4 yaşlı Araplar 1700 metre kum pistte sahne alacaklar. Eşref, 12 isim, söz sende. Valla çok zor. Çok, Allah kolaylık versin size. Direkt beşliğe geçelim istersen. Ya aslında ben 4 atı ayırdım burada da. Geniş kurgulara 2 isim daha sonradan yazdım. Bence 8 numaralı Kılıç Bağ kazandığı koşuda, bir önceki koşuda ben banko olarak önermiştim. 6. oldu koşuda. Olmadı. Bir sonraki koşusunda kolay kazanmıştı. O yani takip ettiğimiz ve iyi bir isim olduğunu her zaman söylüyorduk bu atın. Ekürlü koşu, fedailik yaptığı yarışları da oldu. Ama 1600'de kazandığı 60 bisikletlik yarışı müthiş, muazzam. Son 2000 yarışındaki performansı da bence dördüncülüğü çok çok iyiydi bu gruba. Kazanmaya çok yakın. Güne banko ile başlamak isteyen dostlarımız banko olarak 8 numaralı Kılıç Bağını yazabilirler. İlk altılıda ikinci alternatif banko, bunu kullanabilirsiniz. Veyahut da 4 numaralı Büyük Baron'u da kullanabilirsiniz. Büyük Baron muhtemelen çıkıp bitirecek yarışı, o sıkıntı yok da. Bunu da tercih edebilirsiniz. Yüzdesi olarak buna daha fazla içim kaynıyor bu ata. Şimdi burada kalite olarak siklet avantajından dolayı Kılıç Bağ yazsam da 3 numaralı Tam Devran uzun mesafeleri iyi yapıyor. Ne kısa, ne uzun, ne orta. 1700 metre mesafede Tam Devran kuponlarda olması gereken bir isim. Çünkü bu mesafeleri iyi yapıyor. Özellikle 1900 iki tane kazandığı son 5 yarışında, ikisi de 1900. Diğer kaybettiği yarışlar hem sert grup hem de 1400 mesafe olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu detay doğrultusunda referans aldığımız zaman şanslı ve ciddi rakibimiz. Daha sonrasında Melisa kızı, her ne kadar dişi ve 61 bisikleti olsa da çok güzel rakipleri geçti ve şartlı 5 yarışlarda ve özellikle uzun mesafede kazanıyor Watt. O da 1800 ve 1700'de kazandı. Son 3 yarışından ikisini kazandığı koşularda çok kolaydı. Kaybettiği ikinci olduğu koşada da Recep'in Ceylan'ın inanılmaz bir, hani nasıl diyeyim ben sana, yükselen formu doğrultusunda hani bitmek bilmeyen bir gücü vardı. Bir türlü ona diş geçiremedi 1400'de. Genel olarak Bağ çok formda ve uzun mesafeyi seviyor. Bunu da ciddi rakip noktasında yazıp daha sonrasında 7 numaralı Bobo Berkcan işte ilk defa böylesi bir siklet bulup da böylesi bir grupta tekrardan Yunus Çelikbaşı idaresinde şanslı olabilecek bir isimdir. Çünkü son yarışında fotoyu geçerkenki görüntüsü benim çok hoşuma gitti. Bu da dördüncü isim. Bence bu dört isim normalde yeter. Ama şimdi iki numaralı Baba Balıkan yarın favori çıkabilir. Her ne kadar uzun mesafede bir tane yarışı var. O da Katoğlu gibi güçlü bir isim arkasında ikinciliği uzak farklı arkada ikinciliği yapmış olsa da deneyimi az. Bu yüzden çizgi sonrasını yazıyorum. Ve yine Şanlıurfa Hipodromu'nda başarısı olmayıp
Diyarbakır, Elazığ'da başarılı olabilen Şimşek oğlu belki tersleri şey yapar diye Yusuf Cengiz biliyorsunuz etkili bir apranti ve 52 siklette hani sağlam kuponlar bu iki isim yazabilirler geniş kurullarda. Peki son sıradan dile getirdiğin ismi bir kez daha alabilir miyim Eşref? 11 numaralı Şimşek oğlu. Tamam, Şimşek oğlu 11 numara, bu şekilde notlarımızı aldık ve 4 artı 2 toplam 6 isim geldi senden ama evvela o 4 isimden de burada 8 numaralı Kılıçbağ alternatif bir banko önerisi olarak geldi. Yanına 3 numaralı Tam Devran, 1 numaralı Melisa Kızı, 7 numaralı Bobo Berkcan dedin. Çizgiden sonra 2 isim daha ilave ettin. Eşref niyeyse bilmiyorum, sen tam böyle Bobo Berkcan dediğin anda şöyle bir alkış yapasım geldi sana. O ne geldi yani. Tamamen hissiyat böyle. Çünkü gerçekten bu ismin performansını çok merak ediyorum. Hatta olmasa da acaba yerin var mı, ilave edebilir miyiz diye soracaktım sana. Ya bu saydığım dört hat yani, kollayan bir isim özellikle. Bu dört hattan biri kazanma ihtimali hani çok çok fazla bence. Çok çok fazla. Bu dört hattan biri. Diğer ikisini dediğim gibi neden çizgi sonrasında ve neden profesyonel oyunları yazdığımı söyledim. Hani bütün detayları verdiğimi düşünüyorum. Artık gerisi dostlarımızda. Peki, ağzına sağlık diyelim. Bu şekilde aldık notlarımızı. Tabii ne demiştik dostlar? 8 alternatif banko, çizgiden sonra 3-1-7, devamında da 2 numaralı Baba Balıkan ve 11 numara Şimşek oğlu dedi Eşref Saati. Eşref burada mesajlar var. Abdullah Döngel güç koşusu Eşref, korkma sen çözersin demiş ve aynı bir zamanda şey, nasıl? İkinci koşu için söylemiştir onu. Olabilir, olabilir. Çünkü dedim ya. Burada da özellikle hangisinde hemen evet Karapınar Aslanı Mert Melih orijinine ne dersin diyor. Kısa. Son yarışında önerdim ben bu atı. Orta mesafe atı olduğunu düşündüğümden dolayı. Eğer orta mesafe bir at oynayacaksak o Babu Balıkan olmalı burada. Hatırlıyorsunuz Adana'ya gitti. Çim'de ne yarışlar yaptı. Biraz sert bir at. Siklete takılmaya gerek yok. Arapatları biraz kuvvetli olur ama yine de kara para aslında tutuyorsa yazabilir. Bilekliği de yazabilir. Yani yazabilirsiniz yani. Ama ben ilk dört atın yani bir aksilik olmazsa işte nasip yani bu dört atın arasında çıkacağını düşünmüyorum. Yani. İnşallah. Peki ağzına sağlık. Ağzına sağlık. İsmail Yıldırım kanalımıza katıl butonu üzerinden favori seviyesinde bir üyelik gerçekleştirmiş. Hoş geldiniz diyelim. Ama bir kez daha belirtelim. Hani ayrıcalıklardan faydalanabilmek adına en az bomba, sprint veya tevzi seviye üyelik gerçekleştirilmesi gerekiyor dostlar. Bunu da dile getirdikten sonra hemen gidelim günün 5. koşusuna. 5. koşu 1. Altılı Ganyan'ın 5. aya, 2. Altılı Ganyan'ın da 2. aya. Yani kağıt üzerinde öyle bir koşu ki neyse çok fazla detaya girmeyeyim ben direkt koşu bilgilerini aktaracağım. Maiden Mücadele 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pistte sahne alacaklar dostlar. Ekuri detayı var burada 3 numaralı Gökhan Can ve 10 numara Yakar Baba Ekuri start alacaklar diyerek sözü Eşref Saati'ne bırakalım. Bakalım o neler aktaracak. Abi burada bir isim söyleyeceğim. Adınız kaçmasın. Doğru bir isimden bahsedeceğim. O da 15 numaralı Son Yıldız. Joker Kafkas Gör temsilcisi. İlk yarışında da önermiştim ben bu atı ama beklediğim performans gelmedi. Halili acemili yaşamış olduğu yarışı sonrası pedigri bakımından burada karakteri hiçbirini oturmamış. Onu kabul ediyorum ama bunun ön tarafa gitme kağıdı var. Son işinde de yani çabuk bir görüntüsü vardı. Ben yarın için 15 numaralı Son Yıldız'ı burada ilk isim olarak önereceğim. Rakip hanesine 8 numaralı oğlum Doruk Adana'da ilk koşmuş olduğu koşusunda ilk 800 metre yarışa tutunmak için çok uğraştıysa bir türlü ben koşmayacağım direktifini hiçbir yerde uymadı. Sonlarda şöyle bir kendisini toparlamaya çalışırken böyle bir 200-150 arası böyle bir koridor vurup kendini öne attı. Öne atınca da ama ön tarafta kaçınca da istediğini alamayınca enseye bastı. Çok da üzmedi. Hani potansiyel var. Daha sahaya koymadı. Bu yarış koyabilir. Çim yarışı sonrası kumda denenmesi gerekir. 8 numaralı oğlum Doruk. Çünkü müthiş bir orijini var bunun da. Turbo ve Erguvan. Erguvan dediğiniz zaman da hemen bir daha bakayım. Aklımdaydı ama isimler. Yanlış olmasın. Bir Altın Kılıç. Cihan Pehlivanı ve Energin gibi güçlü isimlerle
Anneden kardeş olduğunu, babasının da turp olduğunu, orada detaya girmeye gerek yok yani. O kadar. Ve etkili olabileceğini düşünüyorum. 8 numaralı oğlum Doruk. Daha sonrasında 10 numaralı Yakar Baba. İlk yarışı sonrasında yazmazsak ayıp. Didier Jouma müthiş bir yarış kazandı bence. Onun arkasındaki ikinciliği gayet tatminkar. Sonrasında ilk defa start olacak 3 numaralı Gökhan Can. İdmanlarında çok iyi gördüm ben Batı. Necmi Misliğe Altın gidiyorsun galiba. güzel. Misliğe gidiyorsun galiba. Efendim? Niye ki? Ekürüler. Aa, hiç fark etmedim. Ben bu ekürü yazıyorsam bunlar o zaman bank olur ya. O zaman ben 3'ü yazacağım. Onu yazmayacağım. Onu çıkar abi. Tamam, onun için de detay almış olduk. Peki. 3'ü yaz abi. 3 daha iyi idmanda böyle. Hani Tamam. ben atım der gibi. Çok, ben de Şimdi şu dostum. sormayacak mı yarışsever dostum sana? Neden o zaman ilk önce 10 numarayı dile getirdin? Yarış kazanmış. Şey pardon. Yarış ikinci olmuş avantaj. Peki. O bu tecrübesinden dolayı. Peki. Şimdi 3'ü yazdım. Daha sonra 1 numaralı Delinin Biri. Yani o ismi güzel. Babası gibi de Sevdiğimi yazmaman olmaz yani şimdi. babası gibi de zaten deli ise ters bir yarış yapabilir. Onun da idmanını beğendim gerçekten. Güzeldi. Hatta 3 numaradan sonra evet en iyi idmanlardan biri de onundu. Öyle yazdım ben notlarım arasında bakıyorum hemen. Evet. 29,5 yaptı. 58-29,5. Ama 3 çok iyiydi idmanda. Başka ne? Bu kadar. 4 sim oldu mu? Oldu, oldu. Tamam. 4 sim. Gökhan Can, Ekürü'nün yerine bir isim yazacak mısın? Hani yerini var mı o anlamda? Ya da Abi. farklı bir yerde mi ilaven olur? Çünkü sen şu an fark ettin Ekürü O zaman Tumbul Deham olur. 9 numaralı Tumbul Deham. Peki, o zaman 9 numaralı Tumbul Deham'ı da yazmış olduk buraya. Evvela 15 numaralı Son Yıldız geldi Şefsatinden. İlk sırada gelen isim oldu. Devamında 8 numaralı Oğlum Doruk. 10 numara Yakar Baba'ya detay verdi ama Ekuri detayından dolayı da 3 numaralı Gökhan Can'a şans verdi. 15-8-3 dedikten sonra 1 numara Delinin Biri ve 9 numara Tumbul Deham şeklinde toplam 5 isim aktarmış oldu Eşref Saati. Evet, böylelikle gideceğiz günün 6. koşusuna. 1. Altılı Ganyan'ın kapanış ayağı, ikinci altılı Ganya'nın da üçüncü ayağı sevgili dostlar. Detaylara hemen geçiş yapacağız. Bu noktada sizlerden şöyle bir beğeni rica edelim. Gerek canlı seyreden gerekse canlı yayının ardından seyredecek dostlarımızdan yani beğeni bekliyoruz. Çünkü izleyici sayısı ve beğeni sayısı arasında çok fazla fark var. Hani daha geniş kitlelere ulaşabilmemiz adına emeğe saygı mahiyetinde bu desteklerinizi bekliyoruz dostlar. Ve 30 bin abone olmamıza çok ama çok az kaldı. Dolayısıyla bu noktada hani sayılı birkaç kişi kaldı. Hala abone değilseniz dostlar abone olup bizlere bu anlamda da destek verip 30 bini görmemize siz de vesile olursanız mutlu oluruz. Evet, hemen detaylara geçiş yapalım. Ekranda da yer alıyor start alacak isimler. Kalabalık diyebileceğimiz bir mücadele. Baktığımızda toplamda 14 isim burada koşuya deklere. Hemen detaylara devam edelim. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi dekanlığı koşusu olarak kayıtlarda şartlı 5 mücadele. 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre kum pistte sahne alacaklar. Burada ekürü detayı var. 2 ayrı ekürü, 1 numara Billy Kid ve 12 numara Influencer ekürü start alacaklar. Diğer ayrı ekürülerde 7 numara Beautysan ve 9 numara Rising Man şeklinde 1-12 ekürü, diğer ayrı ekürülerde 7-9 diyerek sözü bir kez daha Eşref Saati'ne bırakalım. Güzel koş. Seyir zevki çok yüksek. Ama çok formda bir isim var burada. O da 6 numaralı Taneran. Hem son iki yarışını kazandı. Özellikle son yarışını uf, köy kasaba okuldu valla. Eskiden biz şey derdik Fuat Çakar böyle seri atları öne yatıyordu. Atın üstüne yatıyordu böyle ha, Yatıyor değil mi? Fuat Çilingir'i kurdu tamam. Eşref, Artık mesela şunu söyleyeceğim. Bölüyorum seni ama unutma lütfen. Hani keyif veren bir stilde değil mi mesela? Zaten hani yarış yeni açtıysan da bakıyorsun ki yatmışsa o Fuat Çakar'dır, o belli ama bu abi. başarılı bir stil miydi sence? Çünkü şuraya Evet. geleceğim. Hani neden bunun devamı gelmedi? Mesela bir Gökhan Kocakaya'da işte oturma kalkmaları gördük. Birçok kişiye yayıldı bu. Ama o stili kimse de göremedik. Ya aslında bilmiyorum ya. Neyse o hani oturup kalkmayı belki beceremediği için de o kadar yatabildi belki de. Yani iyi bir düşünceydi bence. Enstantane olarak da baktığın zaman hani atı fotoya yakın öpmesi. Bunlar çok güzel, keyifli Değil şeyler. mi? Evet Fuat evet Çakar'ı kesinlikle. severim. Severim yani. Buradan selamlar olsun kendisine. Selamlar olsun.
Hatta işte süratli atlara genelde sürat deyince Fuat Çakar, tempo deyince de Saadettin biner zaten atlara Doğru. biliyorsun. O yüzden Fuat hani böyle atın üstüne yattı. Şöyle bir arkaya da ufaktan uzandığı zaman 3 boyda fark varsa biz diyorduk Fuat tamam kurdu masayı. Hadi geçmiş olsun hesabı. Öpücüğü bekliyordu. O doğrultuda Taner Han'da son yarışında öyle yaptı ama son iki yarışını kazanırken bence çok kolay gruplarda kazanmış oldu. Bence ilk sert ciddi deneyimi olacak. O yüzden hani tek atayım falan ben biraz zor gibi geldi bana. Ama ilk sıradan yazacağım. Çünkü 24'e kadar indirdi idmanını. O yüzden Taner Han ilk sıradan olacak kuponumda. Rakip hanesine 11 numaralı Güven Han. Yarışın kaderini yarın bu isim belirleyecek. Sami Kaplan idaresinde. Atı zaten çok iyi tanıyor. Böyle hani önde çok aman aman tempolar olacaktır illaki ama bu Güven Han'ın güce dayalı yakın takip etmeleri yok mu? Beni bitiriyor. Bir de bence şimdi Sami Kaplan'la daha önceden kazandığı yarışlarına bakıyorsunuz. Çok öne yakından ziyade güç depolayıp hani akınlarını öyle uzun uzun yapıp kazandığı bir isim. Çok da yakın takip etmemesi gerekir. Ve özellikle son yarışlarında kısa mesafelerde koşmuş olması bence tam olarak gücünü sağ yansıtmadığını gösterir. Bu benim fikrim. Bence bu at yani bu mesafeleri çok koşar. 2000 zirvesi. 2006, 1900, 1700, 1800 o kadar aradan sonra böyle bir mesafe çıkıyor. Yarın gerçek performansını ortaya koyabilir. Güven Han'a dikkat. İkinci sıradan yazacağım. Yine son yarışında Ferit'in tercih etmediği bir Airman vardı. Orada bir prova denemesi yaptılar bu yarış için. Tekrardan Ferit biniyor. Bu ismi de yazacağız tabii ki. 4 numaralı Airman'i. Ferit yazmadığınız zaman zaten çarpıyor. Son yarışına baktığınız zaman 63 siklet zaten. O gün de grup koşmuş olan bir Tatvan Bey de kolay kazanmıştı beklediğimiz gibi. Airman tekrardan Ferit Yardımcı idaresinde şanslı olabilir. 14 numaralı Yetimoğlu. Bazı sorunları var. Yani eğer nüksetmezse kalitesinden dolayı atlamak istemedim. 1.01.02 galopun üstüne 1.01.04 galop yapmış bir atı normalde yazmam da. Yani iyi bir kumaş ya bunu niye dışarıda bıraktım derim sonra ağlarım. O yüzden bunu o yüzden yazıyorum. 8 numaralı Dar Sokak. Yani Dar Sokak ismi ama kendisi çok geniş. 77 günlük arası olsa da bu tip gruplarda olması gereken bir isim. Son olarak 1 numaralı Bill Kidd diyeceğim. Ağır sikletinden dolayı arkaya yazdım. Yağmur bekliyoruz. O saatte yağmur yağarsa bir iki kazanır. Bitti. Peki, ağzına sağlık diyelim. Özellikle dar sokak detayını da merak ediyordum ki ona da şans verdin ama evvela 6 numaralı Taner Han'la başladın. İlk sıraya yazdığımız isim oldu. Hemen yanına 11 numaralı Güven Han dedik. 4 numaralı Eğirmen, 14 numaralı Yetimoğlu, 8 numaralı Dar Sokak ve son olarak da 1 numaralı Billy Kid. Eşref 6-11, 4-14, 8-1 toplam 6 isim doğru mu? Doğru. Peki. Abdullah Döngel Tamer'in oğluna çok güzel binerdi. Lady Carmen gibi isimlerle çok yarışını gördüm ve çok severim Fuat'ı demiş. Fuat Çakır'ı bir kez daha buradan selamlayalım. Mustafa İnce bol şans dileklerini iletmiş. Çok teşekkürler. Evet dostlar, 6. koşu değerlendirmelerini geride bıraktık ve şimdi gidelim günün 7. koşusuna. 7. koşu ikinci altılı ganyenin dördüncü ayağı olarak karşımıza çıkan bir mücadele. Oldukça da kalabalık bir koşu. Hemen detaylarla birlikte sözü Eşref Saatine bırakacağız. Şöyle bir göz gezdirelim. Kalabalık bir mücadele dedik ve ekür detayının da olduğu toplam 16 isim burada kayıtlı. Hemen koşu detaylarını aktaralım. Baktığımızda dişilere mahsus bir yarış olduğunu söyleyelim. Handikap 15 koşuda 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kum pistte sahne alacaklar. İki ayrı ekürü var dostlar burada. Evvela 3 numara Recep'in Ceylan'ı ve 13 numara Durdur Beni. 3 ve 13 ekürü. Diğer ayrı ekürülerde 5 numara Çeke Çeke ve 15 numara Mülayim şeklinde. Eşref 3-13 ve 5-15 ayrı ayrı ekürüler neler söylersin? Burası çok zor koşu beyler. Valla parası olan burayı kapatsın bence. Öyle söyleyeyim. Ben bir sıralama vereyim. Hani açıklanacak bir şey yok. Yani burada kesinlikle kokuyor burası ya. Bas bas bomba kokuyor burası.
Hani mesafeye gitmeyen, start sorunu olan, ters start çeken, yeni yeni form tutmaya çalışan, idmanda dökülen mi dersiniz? Yarışa çıkıp da ben şeyim aslanım deyip de aslan kesilebilecek isimler mi dersiniz? Sıkıntılı ayak. Ben burayı rakamsal olarak 5 numaralı çeke çeke ilk sıradan yazılmasını önereceğim. Yine aradan sonra dönüp son yarışındaki 5. tatminkar. Daha sonrasında 9 numaralı şekerli yıldızı. O da son yarışındaki üçüncülüğüne nazaran bu tip mesafeleri daha iyi koşuyor. Son yarışı kısalaydı 1200'de. Yine 8 numaralı Nur Esra. Üçüncü sıradan olması gereken son yarışını kazanırken güzel bir görüntü ortaya koymuştu. Kısa mesafeleri seviyor. Orta mesafede her ne kadar ikinci plan, arka planda kalacak olsa da kazanmış olmuş, kazanma moraliyle yazılması gerekir. 7 numaralı Kemiyet Güzeli son yarışında benim önerdiğim çok önde. Önerdiğim bir isimdi ama timingini geç alıyor. Eğer Ferit ayarlamayı yaparsa biraz da süratli gidecek yarışta sonlarda sert gelebilir. Yine 13 numaralı Durdur Beni tekrardan form tutmak açısından idmanda tatlı gözüktü benim gözüme. Daha sonrasında 14 numaralı 1 Mart. Bu mesafeleri ve uzun mesafe, bu mesafe onun limit olduğunu düşünüyorum. Bir önceki Adana yarışı da çok iyiydi ama ara sonrası nefesini ve kondisyonunu topladığı son yarışı artık açıklarını kapatmış bir bomba misali. Kuponlarda olması gerekir. Ve 11 numaralı Kıfan Gülü. Onun da bazı sorunları vardı, giderilmiş. Son yarışında kulaklık denilip tekrar bu kulaklık takısı atılıp araya gitmiş. Aradan sonra dinçlik yarışı yapabilir. Daha sonrasında 1 numaralı Hüsrev her ne kadar uzunda daha iyi olsa da yine uygun grupta yazılması gerekir. 2 numaralı Postluk Kızı genel anlamda istikrarlı gözüken bir isim. Ama ağır siklet olduğu için arka planda yazdım. 4 numaralı Aktaş'ın Gülü. O da dinçlik yarışı iyi yapan bir isim. Yarın Alişan Bari dersinde bir çıkış yapabilir. Çünkü Alişan Bari'nin de bir galibiyete ihtiyacı var, moral ihtiyacı var. Son isim olarak da 6 numaralı Dahi Kızı önereceğim. O da bir Tamer'in oğlu Dahi. Yarın burada ters bir yarış yapabilir. 5, 9, 8, 7 sayayım mı? Bitti. Aa, senin sesin yok. Geliyor mu şu an? Tamam. Ben o Yes. zaman sıralamayı paylaşayım. Hemen senden de teyit almış oluruz. Olur. Evvela 5 numara Çeke Çeke. Devamında 9 numaralı Şekerli Yıldızı. 8 numara Nur Esra. 7 numara Kemiyet Güzeli dedikten sonra aşağıdan 13 numara Durdur Beni. 14 numara 1 Mart. 11 numara Kıfan Gülü. Yukarıdan 1 numara geldi senden Hürsev. Ardından 2 numara Porsuk Kızı. 4 numara Aktaş'ın Gülü ve son olarak da 6 numaralı Dahi Kız. Doğru bir sıralama değil mi? Efendim? Evet. Tamam, süper. Bu şekilde aldık notlarımızı ve evet dostlar, bu koşuyu da geride bırakacağız. 8. koşuya geçiş yapacağız şimdi. Abdullah Döngel diyor ki Eşref yanlış anlama beni ama burada 4 yaşında at varsa yaz kalmasın mesajını paylaşmış. Var işte Balağan var, örnek veriyorum. Çatak güzeli var. Var birkaç tane. Sesin gelmiyor şu an Eşref. Ben 4 yaşındaki at mı yazmamazlık yapmışım, anlamadım. Ya 4 yaşında at varsa hepsini yaz demek istiyor muhtemelen. Kalmasın He, demiş. genç. Aslında yeri olan zaten kapatsın diyorum da ben bakayım. Söylediği at. Evet dostlar, bu Balan. arada sizlerden de bir Balan. beğeni rica edelim. Yayının bu esnasında hala abone değilseniz de kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Efendim Eşref. Balağını yazmamamın sebebi geç çıkıyor abi. 8 boy, 10 boy. Hani ben böyle bir atı nasıl risk alayım? Bunu yazamam. Mülayim zaten çekeci. Tamam, onu geç. Recep'in Ceylan'ı desen zaten var. Durdur beni yazıyorum. Ekürü. 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 Oradan avantajım var. Kemiyet Güzeli yazdım 4 yaşında. Formda olarak. Sen Ben burada 10 numarayı yazmadın Akserçe'yi. Onu söyleyeyim. 12 numara Çatak Güzeli'ni yazmadın. Bir de 16 Balağan yazmadın. Benim gördüğüm kadarıyla. Beğenmediğim için yazmadım. Yani tutan varsa yazabilir. Çünkü yarış tecrübesi çok az diye düşünüyorum. Aradan sonra geldi bir yarış gördü. Biraz daha zamanı ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Çünkü Akserçe kötü bir at olduğu için yazılmazlık yapmıyorum. Sadece el değiştirdiği için bir yarışta görmek istiyorum. Çünkü gördüğün not net sonuncu oldu. Peki. Sorunlu. Sorunlu bir at. 3 kere el değiştirmiş abi. 3 kere. Yarış hayatında çimde kazanarak başlamış bir isimli. Sulu kum pistte de Şanlıurfa'da kazandığı koşu var. Ama geriye alınıp satıldı bu at. İkinci defa. Yani ilk sahibinden sonra satıldı, Urfa'ya geldi. Bir daha satıldı şimdi. Yarış gördü. Bir yarışta görmemiz lazım bu atı. Ha, Peki. balağın için eğer tabii ki startta ben takılmam o konulara dersen yazabilirsin. Peki tutan dostlarımız tabii diğer isimleri de mutlaka ihmal etmesinler. GM isimli izleyicimiz Porsu kızı tek olur diyor. 2 numaraya dikkat çekmiş. Çok Evet. form. Ben çünkü formda isim ben zaten burada Porsu kızı Recep İnceylan'ı Kemiyet Güzeli bunlar favori çıkacağı için Nur Esra da dahil son yarısını kazandı. Bunlar favori çıkacağı için favori beklemiyorum burada. Ama açıklamalarda yaptığım gibi Porsu kızı buranın en formda ismi. Tabii ki kazanma şansı vardır ama Peki. şimdi ben burada sürpriz bekliyorum diye favorileri de dışarı atmak olmaz. Kazanma şansı var. Arkada verdiğime bakmayın yani kazanma şansı var. Peki şimdi gidelim günün 8. koşusuna dostlar. 8. koşu 2. altılı Ganya'nın 5. ayağı olarak karşımıza çıkan bir mücadele. Yine Şanlıurfa'da kalabalık koşulardan bir tanesi, toplamda 15 isim bir maiden mücadelede buluşacaklar. 3 yaşlı Arapları 1200 metre kum pistte izleyeceğiz. Burada da ilk defa start alacak isimler olduğunu belirtelim ve sözü bir kez daha Eşref saatine bırakalım. Evet, Eşref Saati burada bankoya sığınacak. Sesim geliyor değil mi? Evet, geliyor. Ha, tamam. Buradaki bankom 6 numaralı Kayıp Prens olacak. İlk çim yarışı sonrasında. Dil bayrağı ve salıp 3. olurken İsa Akyüz derisinde bence çok etkileyici bir yarış yaptığını düşünüyorum. Daha da formunu arttıran idman pistindeki görüntüsü çok farklılaşmış ve yeterli pişkinliğe ulaşmış bir şekilde tam bir prens olan ama bizim için kaybolmayacak bir isim. Değerli bir isim yarın. İsa Köz dersinde net buraya hazırlığını yapmış. Annesine de baktığımız zaman çok güçlü bence. Tümöz Bey baba, anne Ece Naz ki Ece Naz o zaman da iyi yarışlar yapıyordu. Hani nasıl derler? İyi bir isimdi. Yani çok iyi değil de yani kalbur üstü derler. Yani fena bir isim değildi. Bence güzel bir anneye de sahip olan bu isim. Annesi gibi koşarsa ve babası gibi de güçlü olursa yakın takip edip kısa bir sprintle son 200'den sonra grup ayırmasını bekliyorum ve banko olarak yazacağım bu ismi. Gelir mi bir ikili? Burada bir ikili gelir mi? Ya şu Invincible güzel bir idman yaptı. 5 numara. Başka var mıydı güzel? Bir de Şinanay. 15 numara Şinanay. Güzel idman yaptı. Peki o zaman bu şekilde notlarımızı aldık dostlar. Eşref Saatinden bir banko geldi. 6 numaralı Kayıp Prens. İsa Akyüz İdaresi'nde şans verdiği ve banko önerdiği isim oldu Eşref Saati'nin. İkili noktasında da 5 numara Invisible ve 15 numara Şinanay önerdiği isimler oldu. 6 arkası 5-15 ikili notumuzu da aldık ve böylelikle 8. koşu değerlendirmelerini geride bırakıyoruz. Bakalım bakalım. Evet Eşref, burada tabii bir banko önerdin ama 9 numaralı Şapkalı Memo. Bu isimle ilgili bir yorum talebi var GM isimli izleyicimizin. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradan idmanı güzel olarak not almışım. İlk yarışındaki Urfa yarışı performansı fena değil. Bu mesafeleri yapabilecek güçlü bir ağırı var. Orijinal olarak yeterli ama son çim pist yarışında biraz daha böyle bir idman pistinde de arka planda gördüğüm için eledim. Normalde at yazılacaksa yazılabilir. Peki, bu arada Sönmez Tahtalı isimli izleyicimiz de hayırlı akşamlar yazdığımız Ganyan olsun Eşref kardeşim, sizi çok seviyorum. Aydın Bey'le yorumunuzu çok beğeniyorum demiş. Siz bir danışınız, 20 yıldan beri oynarım falan demiş. Sizin yorumunuzla altılı geliyorum demiş. Yani tam mesajın sonu netleşmemiş ama Ben güzel söyleyeyim yorumlar mi? için teşekkürler. Buyurun. Ben söyleyeyim mi? Siz bir dahisiniz yazmış. Muhtemelen, muhtemelen. Peki. Teşekkürlerimizi iletelim ve yine sanıyorum yine aynı isimle ilgili Şapkalı Memo ile ilgili mesajın devamı. Çok büyük bir at diyorlardı. Durumunu öğrenmek istedim. Abi teşekkürler demiş GM isimli izleyicimiz.
Peki, o zaman bu koşuyu da 8. koşu değerlendirmelerini de tamamladık dostlar. Şimdi gidelim artık günün 9. koşusuna Şanlıurfa'da. Heyecan tabii Şanlıurfa'dan hemen önce Bursa'da yaşanacak dostlar. Bursa özelinde yayınımızı biraz önce gerçekleştirdik ve değerli menajer ve yarış yorumcusu Onur Bojnak bizimle beraberdi. Onur Bojnak Bursa yorumlarını, değerlendirmelerini kanalımızın bomba, sprint ve tebzi seviye üyeleri için gerçekleştirdi ve bu noktada sizler de aylık olarak üyelikler gerçekleştirerek bu tür üyelere özel yayınları üyeliğiniz süresi boyunca seyredebilirsiniz dostlar. Tabii yayınları izlemeye vakti olmayan dostlarımız üzerinde de yayına katılan konuklarının Eşref Saat olsun veya farklı bir konu fark etmiyor. Tüm konuklarımızın yayında aktardıkları şablonları yazılı olarak da paylaşıyoruz topluluk alanında. Bununla ilgili de mesela bir sprint veya tebzi seviye üye olabilirsiniz ama bunlarla ilgili biz de biraz soluklanalım. Hemen şöyle bir videomuzu ekrana getirelim ardından 9. koşu değerlendirmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Bariyer dibi katıl üyeliği şimdi çok ayrıcalıklı. Hemen bomba, sprint veya tevzi seviye katıl üyesi ol, ayrıcalıkları kaçırma. Bomba seviye. Üyeliğiniz süresi boyunca tüm üyelere özel yayınları izleme fırsatı. Üstelik artık reklamsız. Ayrıca her gün Eşref Saati'nin tüm tahminlerine ulaşma imkanı. Sprint ve tevzi seviye. Bomba seviye ayrıcalıklarına sahip olmakla beraber yayına katılan konukların yayında aktardıkları şablonlara yazılı olarak ulaşma imkanı. Yayınları izlemeye vaktiniz yok mu? İşte sprint veya tevzi seviye tam da size göre. Hemen kanalımızın ana sayfasında bulunan katıl butonuna tıklayın ve bomba, sprint veya tevzi seviye üye olarak vakit kaybetmeden ayrıcalıklardan faydalanmaya başlayın. Eşref hocam ne yapalım? Seslendirmeyi de kendimiz yapıyoruz. Yani kendi içimizde çözüyoruz bu işleri mecbur. Valla usta moderatör çok güzel olmuş yani. Estağfurullah, Ne estağfurullah. diyeyim? Estağfurullah ama tabii bir yandan da mesleğimiz de bu. Hani spikerlik olsun, seslendirme olsun. Naçizane kendi videomuzu da kendimiz hazırladık. Bu noktada dostlarımız dilerlerse tabii ki bomba, sprint veya tevzi seviye üyelik gerçekleştirerek kanalımıza katılabilirler. Ayrıcalıklardan faydalanabilirler diyelim. Evet, şimdi gidelim artık son koşuya ama öncesinde dostlar beğeni sayısı çok düşük. Lütfen beğeni yapalım, yayınımızı biraz ön plana çıkartalım. Keşfet bölümünde, YouTube'un keşfet bölümünde bizi önermesini sağlayalım. Bir beğeni yapalım ve abone değilseniz de kanalımıza abone olmak ücretsiz. 30 bin abone olmamıza böyle sayılı birkaç kişi kaldı. Bu noktada lütfen abone değilseniz abone olun ve desteklerinizi gösterin diyelim. Eşref şimdi son koşuya gideceğim ama senin de biraz enerjini yükseltelim. Eşref tek gerisi masal. Kubilay İmral'den gelen mesaj. Masal mı? Masal diye bir at vardı. Onu mu söylüyor? Bilmiyorum artık. Artık bütün mesajlarda sen bize bunu ulaştırdın. Böyle bütün mesajlarda subliminal bir mesaj arıyoruz yani. Vallahi. Kubilay Bey'e de çok teşekkürler diyelim. O zaman geçelim mi son koşuya? Tabii Kayıp Prens'in masalını dinledikten sonra son ayaktaki bankomuza Dar geleceğiz. sokaktan geçerken falan. Aynen dar sokak. Yağış olursa bir iki kolay kazanır. Bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Son ayak detayları verdin mi? Yo vereceğim ama bir mesaj daha var. Onu da hemen bir aktarmak istiyorum. Ya. Vedat Ceylan'dan gelen bir mesaj. Vedat Bey'in bir mesajı daha vardı. Onu bak es geçmiş olabilirim. Hayırlı yayınlar Cemil Bey ve Eşref'e yarınki yarışlar için başarılar diliyorum demişti. Çok teşekkürler diyelim. Ve şimdi hemen son koşu özelindeki mesajını da paylaşacağım. Koca oğul ne yapar mesajını paylaşmış son koşu özelinde. Biz o zaman detaylarla birlikte sözü sana bırakalım Eşref. Hemen detaylara gidelim. Oldukça kalabalık bir kapanış bizi bekliyor dostlar. Toplam 18 isim koşuya kayıtlı. Şartlı iki mücadelede 4 yaşlı Arapları kısa mesafede 1.300 metre kum pistte izleyeceğiz diyerek kapanış için sözü Eşref Saati sana bırakalım. Peki, teşekkür ederiz. Önce bir dil altı hapımızı alalım. Bombanın en az var ya 60-70 tane ganyan var ama gelir mi bilmiyorum yani bakalım ya. Ben çok çalıştım buna Burada ya. 60-70 lira ganyansa yani olimpiyat halkası var mı? Yok. Yok. O zaman bir saniye. Yani o isim muhtemelen o zaman o da değil. Ya Tilgen Su ya da Koşar Zeynel. Evet. Yok, onlar da değil. Aa, hadi bakalım. Abi şimdi şöyle bir şey. Şimdi gerçekten Vedat abinin söylediği Kocaoğlu iyi bir isim. Kabul ediyorum. Ama stat problemi var abi. Hani yer yer geç çıkıyor. Mesela kısa mesafeyi sevmiyor. Ne yapacağı belli değil bu atın. Ya tamamen kapalı kutu. Ferit'i o yüzden bırakmışlar. Sen bunu çıkar.
O zaten yarışını yapar demişler ama at doğru düzgün çıkmıyor. Son yarışında kazara çıktı ama bu sefer de startı ağır aldı. Hani adım adım atmaya çalıştı Umut Demir'le. Çok uzak farkta arkada 3. olurken geçtiği atlar hep böyle aradan gelen ve formsuz isimlerdi. Boşluk üçüncüsü benim adıma. Ama at iyi mi? İyi. Tabii ki değerlendirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Bizim takip ettiğimiz 18 numaralı Mili Bey var. Onun karakterini daha henüz ata aşılayamadılar. Ben geçen yarışında bank önerdiğimde Ganyan'ı 2 liraya kadar düştü. Böyle üfürülmüş atlar gelmiyor zaten. Biz nereden bilelim? Biz bir gün önceden veriyoruz gerçi atı. Ama bugün özelinde son yarışındaki gibi kaçmamayı tercih mi edecek, kaçacak mı bilemiyorum. Çünkü son yarışında kaçmasını düşündüğüm bir at kaçmadıysa bu yarış kaçıp kaçmam arasında ben sıkıntı yaşadım. O yüzden onu ikili noktasında ancak önerebilirim dostlarıma. Çünkü beni takip eden bilir bu atı tek verebilir diyebilir. Şimdi Mesajda var 18 mi diye. yarışın da hızlı gideceği belli. O kadar çok hızlı at var ki burada. Mesela Can Beritan. Öne düşerse yandık zaten. Bu en tehlikeli atlardan biri. İki noktasında Can Beritan'ı da önereceğim. 10 numara. Burada bir at var ki. Öyle bir at var ki. Şimdi bu pistte aslında Hadi başarılı söyle artık dermişim. yarış. Bu pistte adımını attığı zaman kazandığı bir yarış var. Efsane. Daha sonrasında koşmuş olduğu uzun pistlerdeki performansı gayet yeterli ve bu gruba çok çok fazla. Ama gereksiz yere ekibi tarafından sert gruplara koşturuldu. Grup 3 yine kendinden büyük atlar. Daha sonra Suruç Kaymakamlık koşusu koştu. Son 1900 metre Şanlıurfa'daki yarışında 3. olurken de yine aslında öne yakın gidip bariyere hapsolunca çok da zorlamadı İsa Akyol. Enseye bastı. Daha sonrasında Ankara'ya götürüldü. Şartlı 5. Çok tehlikeli bir yarışta koşmuş oldu. Ben o yarışın da hiç ölçü almıyorum. Yani buraya kadar koşulan bütün koşularında hep ekibinin hatası olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir plan yaparsın, plana sadık kalırsın ve yürürsün. Ama sen şimdi örnek görürüm. Hani derler ya formayı koyduğun zaman 1-0 zaten galipsin veya 1-1 derler ya. Şimdi bu sahaya çıktığı zaman 2-0 geriden başlıyor. Öyle gruplarda ne işi var bu adamın? Daha yeni yeni form tutmuşken. Son buraya gelip idman pistindeki görüntüsü. Ve son Ankara yarışındaki padok görüntüsü. Bir başka olan. Özellikle son burada yapmış olduğu işinde o kadar keyifli fotoğrafı geçti ki 8 numaralı Miralem benim gözümde yarın bu hızlı gidecek yarışta mesafeyi istediği gibi ayarlayıp sonlarda beyaz aynı önünde geçeceğini düşünüyorum. Kazanması benim için çok normal sonuç olacaktır ve bankomdur. 8 numaralı Miralem. İki noktasında dediğim gibi 10 numaralı Can Beritan. Çok seri öne düştüğü an tehlike yaratır. Can Beritan 4. kulvar çekmiş. Yine 18 numaralı Mili Bey öne düşerse o da tehlikeli olur. Ve yine 4 numaralı Kocaoğlu çıkarsa starttan o da tehlikeli bir isim olarak iki noktasında 3 atı yazabiliriz. Ama ben 8 numaralı Miralem'i başka gördüm. Başka. Çok hazır. Peki o zaman Maşallah. direkt banko değil mi? Direkt bank. Hiç ben bunu yani atmak yazmam abi gibi. Böyle gelsin. Bu oyunda oynarım ben. Hiç affetmem. Peki o Hatta bir zaman tane tekle oynayacağımı bilsem bir tane tekle şapkalı memonun yanına at yazarım. Bunun yanına at yazmam. Çünkü Invisible güzel bir bin galop yaptı ya. Hepsinden iyiydi galopunda. Memo'nun derken Kayıp Prens mi? Abi şapkalı memo soru sorup diye oraya kafam neydi? Kayıp Prens, Kayıp Prens. Kayıp Prens. Ay, Allah mı söyletti ama yok ya vura vura kamçı idman yaptı kuyruk aşağıda böyle hani kancıklar olur ya böyle hani o tarz hani atta bir sıkıntı var belli ediyordu yani. Vücut dili belli ediyordu ama karakter işte çıkıp koşmam der biri koşacağım der belli olmaz. Biz o anki görüntü genel performans ona göre yorumlarımızı yapıyoruz. Allah utandırmasın. Yarın bu iş bitti. Peki 8 numaralı Miri Alem Burak Bektaş İdaresi'nde senin direkt olarak banko önerdiğin isim oldu. 8 numaralı Miri Alem yazdık. İkili noktasında da yanına 3 isim aktardın. Evvela 10 numara Can Beritan, 18 numara Miri Bey ve 4 numara Kocaoğlu değil mi? Evet, bunlar da yani ciddi rakip ama dediğim gibi Can Beritan öne düşerse çok tehlikeli. Mili Bey acaba ne yapacak bilmiyorum takibatım. Kocaoğlu starttan çıkıp da iyi yer tutarsa en dıştan çıkıyor ya şimdi. O da kısa mesafeden hani kendini erkenden önlere atıp öndekiler de bir anda böyle acemilik yapıp aprantileri düşerse eğer
mücadeleden. O da öyle şans yaratır noktasında düşünerek bunları söyledim ama benim için abi Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Peki. Sana gülüyorum. Arada... Sana gülüyorum Allah'ım. Sana gülüyorum. Peki bu arada Banko'nun yanına tabii ikili önerilerini de aktardın. O zaman yukarıdan Kayıp Prens'le de Miri Alem ikili çiftesi geldi diyebiliriz değil mi? Evet. İsteyen hiç altılı oynasın bu çifti oynasın. Altıdan daha fazla para alır abi. Şimdi altılımız 300 müydü? 300 lira. 150 tane çifti alsın. Hani 150 lira da cebinde kalır. Kaybedersek hiç yoktan az küfür yeriz. Çifti oynasın direkt. Hiç 4 ayar sitesine girmesin. Ya bu arada ona da hani çok kısa bir yer vermek istiyorum. Hani zaman zaman hani sana da hani tamam çok başarılısın ama arada senin de böyle haliyle takıldığın, tökezlediğin noktalar olacak mutlaka oluyor da. Bu noktada hani zaman zaman gelen böyle mesajlar ister istemez böyle hani az da olsa üzücü oluyor. Bu noktada şunu her zaman belirtelim dostlar. Bu hani bir keyif oyunu, ondan ziyade bir şans oyunu. Ondan ziyade burada aktarılan tahminler hani kim olursa olsun burada yorumlarını aktarırsa aktarsın. Adı üstünde bir tahmin dostlar. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Hani sen 5'i tutuyorsan burada 3 veriliyorsa sen zaten 5'i yaz. Ama yerin varsa ya da hani farklı bir kurgu yapacaksan, harmanlayacaksan 3'teki 3 özelinde ya örnek vereyim 3 numarayla ilgili yapılan yorumlar hani senin aklına mantığına yattıysa o zaman bütçen dahilinde tabii ki şablonu ilave edebilirsin. Ama hani burada biz başarılı olduğumuz zaman da hani tökezlediğimiz zaman da her zaman söylüyoruz bunu. Yani siz evvela kendi tuttuğunuz isimleri yazın. Bizim buradaki asıl olayımız burada bir ortam oluşturmak. Yarışsever dostlarımızla bir keyifli bir ortam oluşturmak. Çoğu zaman da böyle mesajlarla interaktif yayınlar gerçekleştirmek ki bu noktada hani bu işi seven, keyif alan insanlar olarak bir arada olmaktır dostlar. Bunu ilk günden beri söylüyorum ama tabii ki tahminlerle beraber böyle isabetler de olduğu zaman tadından yenmiyor. O bambaşka bir şey. Dolayısıyla biz her zaman şunu da söylüyoruz mesela. Herkes bütçesine göre dostlar. Yani üzüleceğiniz rakamlarla lütfen oyunlar gerçekleştirmeyin. Bu her oyunda yani illa at yarışı değil mesela iddia oynuyorsanız onda da geçerli. Yani sizi üzecek rakamlarla bu oyunlara iştirak etmeyin lütfen. Çünkü bunun hani bu oyunda kazanma garantisi diye bir şey yok. Bunu hani ben söylerken bile hani çekiniyorum bunu söylemekte. Çünkü bunu zaten biliyorsunuz. Hani gereksiz konuşuyormuşum gibi hissediyorum ama değil yani. Bunu her zaman bizim bu yayınları yapıyorsak altını çizerek dile getirmemiz lazım. Dolayısıyla hani başarıda da aynı şeyle söylüyoruz. Tökezlediğimiz zamanlarda da aynı şeyle söylüyoruz. Mesela örnek veriyorum Eşref Saati işte iki gün üst üste isabetli tahminlerini hani altılı gayen üzerinde yani öyle bankolar olsun işte ikili çifteler olsun onları zaten ayrı tutuyorum ama yine zaten başarılı şekilde ilerliyor. Ama tabii ki hani tökezlediğimiz noktada da sizlerin anlayışına sığınıyoruz. Bunu her zaman dile getiriyoruz. Evet. Bakalım mesajlara şöyle gelen mesajlara Nurten Hanım 18 mi demişti ardından Arda Şener'den 12 kızım Zelal geldi yine bakalım bakalım evet Sönmez Tahtalı hayırlı akşamlar Eşref kardeşim ağzımıza sağlık Aydın Bey ile yapacağınız yorumunuzu heyecanla bekliyorum gerçekten sizleri çok seviyorum demiş yine bakalım. Abdullah Döngel'den gelen mesaj var. Güzel Eşref'im bizim için bu saatte yorum yapıyorsun. Çok teşekkür ederiz. Kendi adıma inşallah şans senden ve bizden yana olur. Ekleme yapmak isteyen yapar diyorum. Sen bu altılıyı içeri atarsın demiş ve yine bakalım şöyle. Şevketcan Cemil bu altılı para verecek. Eşref güzel tahminler verdi diyor. Yine son ayak 4 gelirse çok vermez düşüncesinde GM isimli izleyicimiz. Ya, bilemiyorsun tabii ondan önceki koşularda bambaşka isimler ortaya çıkarsa 4 numara bile gelse müthiş bir ikramiye ortaya çıkabiliyor. Hep birlikte göreceğiz tabii ki bunda. Aklın yolu birdir Eşref'cim. Tekim ama rakip 15 tutuyorum demiş. Bakalım yine Nurten Hanım teşekkürler emeğinize sağlık mesajını paylaşıyor. Cemil Bey Eşref'in sayesinde ikiliyi bulduk mesajını paylaşmış. Ve evet yine bakalım. Evet dostlarımıza teşekkür mesajları da var. Eşref yayını artık noktalayacağız. Sen değerli yorumlarını aktardın. Bizler notlarımızı aldık. Evvela Bursa ardından Şanlıurfa'da koşulları beklemeye koyacağız. Bursa yayınımızı Onur Bojnak değerlendirdi. Bomba Sprint ve Tevzi Seviye üyelere özeldi dostlar yayın. Dolayısıyla o yayını
Zaten üye dostlarımız izleyebilirler ama üye olmak isterseniz de katıl butonuna tıklayıp bomba veya sprint veya tevzi seviye üyelik gerçekleştirerek ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Eşref, son bölümde sözü tekrar sana bırakacağım ama öncesinde dostlarımızdan bir beğeni daha rica etmek istiyorum. Beğeni yapıp yayınımızı ön plana çıkartıp daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlayabilirsiniz dostlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin ve 30 bin abone olmamıza çok az kaldı. Bu noktada da desteklerinizi bekliyoruz diyelim. Ve Eşref, son bölümde sözü tekrar sana bırakalım. Genel olarak ilaven olacaksa alalım, yoksa da artık son sözlerine vedamızı yapalım. İyi haftalar diliyorum herkese. Hayırlı işler ve bol şanslar. Şans yolumuzda olsun. O kadar. Peki, ağzına sağlık. Bu arada Vedat Ceylan 3 gündür uzaktım seyretmekte. Başarı yayınların seyredeceğim demiş. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum her şey için demiş. Vedat Ceylan'a da teşekkürler diyelim. Eşref, tabii dostlarımız senin Twitter'dan paylaşımlarını da görebilirler. Şöyle hemen ben ekrana getirmek istiyorum. Bariyer Dibi yayınlarımızın Twitter hesabı Bariyer Dibi alt çizgi veya direkt olarak Bariyer Dibi yazarak da dostlarımız bizleri bulabilirler. Ondan ziyade beni Cemil Taşkale yazarak, seni de Eşref Saati 1903 yazarak Twitter'dan bulabilir dostlarımız. Aynı zamanda Bariyer Dibi at yarışı yazarak Facebook'ta da dostlar bizleri bulup takip edebilirsiniz. Orada da paylaşımlarımız devam ediyor. Eşref, bu detaylarla birlikte sana teşekkürlerimizi iletelim ve vedamızı yapalım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi geceler. Evet dostlar, Eşref Saati bizimle beraberdi ve değerli yorumlarını aktardı Şanlıurfa özelinde. Bizler de aldık notlarımızı ve evvela Bursa, ardından da Şanlıurfa'da koşulları beklemeye koyulacağız. Herkese bol bol şans dileklerimizi iletelim ve artık yayını noktalayacağız. Çıkış yapmadan beğeni yaparsanız bizi mutlu edersiniz dedik ve abone değilseniz de abone olmanızı bekliyoruz dedik. Artık noktayı koyacağız dostlar ve en yakın zamanda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Artık kapanışı yapalım dostlar. Kapanışta her zaman dile getirdiğimiz gibi dostlar, at koşar, baht kazanır. Bahtınız açık olsun. Hoşça kalın. Bariyer Dibi katıl üyeliği şimdi çok ayrıcalıklı. Hemen bomba, sprint veya tevzi seviye katıl üyesi ol, ayrıcalıkları kaçırma. Bomba seviye. Üyeliğiniz süresi boyunca tüm üyelere özel yayınları izleme fırsatı. Üstelik artık reklamsız. Ayrıca her gün Eşref Saati'nin tüm tahminlerine ulaşma imkanı. Sprint ve tevzi seviye. Bomba seviye ayrıcalıklarına sahip olmakla beraber yayına katılan konukların yayında aktardıkları şablonlara yazılı olarak ulaşma imkanı. Yayınları izlemeye vaktiniz yok mu? İşte Sprint veya Tevzi seviye tam da size göre. Hemen kanalımızın ana sayfasında bulunan katıl butonuna tıklayın ve Bomba, Sprint veya Tevzi seviye üye olarak vakit kaybetmeyin.